Amazon negatif yorumları tüm Amazon satıcıları için oldukça sıkıntılı bir durumdur. Özellikle Amazon puanlarınızda sağlam bir tabanınız yoksa tek bir kötü derecelendirme bile işlerinizi tehlikeye sokabilir. Hatta bir ürün çok iyi reviewler alıyorsa bile potansiyel alıcılar bir ürünü satın almadan önce yorum ve derecelendirmelere bakmaktadırlar. Durum böyle olunca da bu yorumlardan nasıl korunabileceğinizi veya bu yorumlara nasıl cevap vererek durumu lehinize çevirmeniz gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ben Amazon Blog'dan Dilek. Bu videomuzda sizlere ürün review'ları ile ilgili ipuçları vereceğim. Olumsuz review'lara yanıt verirken dikkat etmeniz gereken 9 önemli husus bulunmakta. İlk etapta özür dilemeyi düşünmelisiniz. İster memnuniyetsiz bir alıcıyla, isterseniz de ufak bir problem yaşayan alıcıyla ile iletişime geçiyor olun. Başlangıç için özür dilemeniz süreci çok rahatlatacaktır. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise çözüm bulmak. Çünkü özür dilemek tek başına yeterli olmayacağı için alıcılarınıza sunacağınız çözüm önerileri de yine sürecinizi olumlu etkileyecektir. Ayrıca çözümlerinizi sunarken genel olmamalısınız. Birden farklı müşterilerinize genel bir tavırla geri dönüş yaparsanız alıcılarınızın size olan güveni azalacaktır. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bir diğeri de alıcılarınıza saygılı olmalısınız. İncelemedeki yorumlar ne kadar kaba ve hakaret içerikli olursa olsun vereceğiniz cevaplar kesinlikle saygılı olmalı alıcılarınıza güvence vermeniz bu noktada çok önemlidir. Çünkü sanal bir ortamda satış yapacağınız için alıcılarınızın yaşadıkları sorunlarla ilgili normal hayata göre kendilerini daha güvensiz hissetmeleri normaldir. Bu sebeple alıcınızın kaygılarını anlayarak en kısa sürede çözüme kavuşturmalı ve açık bir iletişimde olmalısınız. Ayrıca aynı sorun sık sık tekrarlanıyorsa vereceğiniz güvencenin etkili olmayacağını da unutmamalısınız. Düzgün iletişiminiz ve çözüm önerileriniz sonucunda süreçten memnun kalan alıcılar review'larını düzeltebilirler ve hatta silebilirler bile. Bu sebeple olumsuzluklardan kurtulmak için müşterilerinize karşı doğru adımlar atmalısınız. Ayrıca atabileceğiniz bir diğer adım da olumsuz review'ü kaldırarak iyi bir sonuç elde etmek. Amazon olumsuz değerlendirmenin silinmesini sağlayabilir. Bu şekilde derecelendirme kaybolur ancak olumsuz etkisi devam edebilir. Bu yöntemin başarı olasılığı orta düzeydedir. Elbette ki diğer hususlara göre bu durum daha zor ve satıcılar için de oldukça maliyetli. Bu sebeple çok ciddi bir durumla karşı karşıya değilseniz eğer kendi imkanlarınızla ilerlemeniz en iyi yol olacaktır. Olumsuz derecelendirmeyi Amazon'a da sildirebilirsiniz. Ancak burada daha farklı hususlar karşınıza çıkmaktadır. Mesela aldığınız review yönergelerini ihlal ediyorsa ürün puanını Amazon'dan silmeyi deneyebilirsiniz. Amazon tarafından kaldırılmasının başarı oranı nispeten düşüktür. Ancak ortada bir ihlal varsa Amazon devreye girmektedir. Bu noktada ayırmanız gereken maliyet de diğer silme işlemine göre çok daha düşüktür. Hesabınızda yapacağınız birkaç tıklamayla istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz aslında. Satıcı, ürün sayfasındaki olumsuz bir Amazon derecelendirmesine yorum yaparak görüşlerini sunma ve doğru ışığa değerlendirme yapma şansına sahiptir bir sorunu çözmek için ne yaptığını ve gelecekte neden ortaya çıkmayacağını açıklayabilir. Bir yorum nedeniyle değerlendirmenin kendisi değiştirilemez. Değerleme görünür kalır ve değerlendirme ortalamasına etki eder. Ancak farklı bir yorum satıcı eleştiriyi şahsi hale getirebileceğinden olumsuz sonuçlarını hafifletebilir. Sonuç olarak ilgili çabaya rağmen en iyi sonuç müşteri ile iletişime geçirilerek elde edilebilir ve bu iyi bir Amazon stratejik plandır. İrtibat kurulduktan sonra kötü bir değerlendirme iyi bir tanesine dönüştürülebilir veya en azından kişisel bir temasla ve iyi bir müşteri hizmetleri aracılığıyla da silinebilir. Kötü derecelendirme vermiş bir müşteri ile iletişim kurmak mümkünse bu seçenek ilk seçenek olarak kullanılmalıdır. Bir sonraki en iyi sonuç teorik olarak Amazon'a büyük bir çaba sarf etmeden review'u kaldırma isteğiyle elde edilir. Ancak böyle bir soruşturmanın başarıları özellikle yüksek değildir. Çünkü Amazon sadece kural olmayan özel durumlarda bir değerlendirmesiler. Amazon olumsuz review'larla nasıl mücadele edeceğinizi anlatmaya çalıştım. Videomuzun sonuna gelmişken bizlere destek vermek için videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca aşağıdaki linklerden sosyal medya hesaplarımıza ve ücretsiz eğitimlerimize de ulaşabilirsiniz.